zehirlenmiş insanlar, Makyavelist'in etrafa saçtığı zehirlerle zehirlenmiş insanlar, bence bunlar ölü sayılırlar. Mezarı mütaharik, hareket eden ölüler demektir. Bunların tek bir şey istihkakları vardır. Allah kabul ederse başlarında durup, ellerini kaldırıp ruhlarına birer Fatiha okumak. Ölmüş demektir. O camileri lebalep dolduran insanlar, eğer böyle zehirlenmişlerse bunlar bütünüyle ölmüş demektir. Hafizanallah. Ve bu İslam dünyasının hususiyle zirve seviyede bazı İslam dünyasının hastalığı haline gelmiştir. Marazı haline gelmiştir. Dağul odalı Araplar diyor. Onulmaz bir dert. Metastas yapmış bir kanser. Bir veba, bir taun yakaladığını alıp götürüyor. Nereye götürüyor? Kalpsizliğe, ruhsuzluğa, sırsızlığa, hafa gaybubetine, ahva gaybubetine, Allah bilmezliğe, peygamber bilmezliğe götürür. Hafizanallah. Böyle bir durumda dilimizi tutup belki bu türlü şeylerde sus, Allah dilini kurutsun senin, mümin kardeşin aleyhinde konuşma demek düşer bize. Kendini hizmete adamış bugüne kadar. Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak çok şeylere muvaffak kılmış. Kendinden kimse bilmesin onu. Küllüm min indillah. Hepsi Allah'tan. Ona binlerce hamdü sena olsun ki sizi, çoğunuzu böyle hayırlı hizmette aklımız ermediği halde istihdam buyurdu. Başka yerlerde istihdam buyurabilirdi bunu. Bir yerde bir çıraklık, bir yerde bir amelelik verebilirdi. Öyle değil. İlahi kelimetullah'ta. Siz diliyordunuz, dileniyordunuz ve istiyordunuz. Allahümme ahli kelimetallah. Diyor muydunuz, demiyor muydunuz? Allahümme ahli kelimetallah. Fî külli enhâil âlem ve fî külli nevâhil hayâ. Dünyanın dört bir yanında, hayatın bütün birimlerinde. Minel bab ilel mihrab. Köy muhtarlığından zirvedeki insana, serkara kadar. وَاسْتَقْدِمْنَا فِي هَذَا الشَّأْنِ Ve bizi bu işte istihdam buyur. وَضَعْ لَنَا الْوُدَّ بَيْنَ عِبَادِكِ Kulların arasında da bu işi kabullenmeleri, hüsnü kabul göstermeleri için bize vüd vaz et. Arzda, semada uğradığımız herkes gönlünü açsın. Açtılar mı, açmadılar mı? Dünyanın 170 ülkesinde millet 20 sene, 25 sene, 30 seneye yakın bağrını size açtı mı, açmadı mı? Hiçbir şüphe onlarda olmadı. Nabzınızı tuttular, kalbinizi dinlediler. Hep istikamet solukları aldılar. Allah yaptı. Siz istediniz bunu, Allah da yaptı. Doğru bir yolda yürüyordunuz. Yapılması gerekli olan şey oydu. Yeryüzünde bir dikili taşınız olmayacaktı. Bir efendim zırhlı araba derdiniz olmayacaktı. Bir villa derdiniz olmayacaktı. Arkanızda, önünüzde efendim arabaların koşturduğu bir insan olmayacaktınız. Bunları hiç istemediniz. İstediğiniz bir şey vardı. Allah'ın namı celilin dünyanın dört bir yanında bayrak gibi dalgalansın. Namı Celili Muhammed'i dünyanın dört bir yanında bayrak gibi dalgalansın. Onun gösterdiği o hedef tahakkuk etsin. Adım güneşin doğup battığı her yere gidecektir. Ve siz bunu istiyordunuz. Allah da belli ölçüde bunu verdi. Bundan sonra o meseleyi tamamlama istikametinde. Yıkmaya çalışanlar, tahripkar, nefsini, aklını, mantığını şeytana kaptırmış insanlar. Yapılanları yıkmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Düşünün, sadece bir insanın celbi iadesi için bir tanesine 15 milyon teklif eden bir mantık, Amnofis bunu yapmamıştır. Ve bunu yapanın kafir olmasında şüphe yoktur, inanın. Bir insan iadesi için milletin parasını,
milletten topladıkları parayı, ekonomik krizlerin yaşandığı bir dönemde tek bir adamın iadesi için al sana bunu, yap onu. Uçağın düşerse onu da karşılamaya amade bulunuyoruz. Burada mahkemede bu meseleler görüşülüyor. Milletimiz hiçbir zaman bu ölçüde rezalete maruz kalmamıştır. Hiçbir zaman, İstanbul'u işgal ettikleri zaman bile bu ölçüde rezalete milletimiz maruz kalmamıştır. Şimdi bunun radyoaktif tesiri size de sirayet edeceği gayet normal. Siz de farkına varmadan atf-ı cürümde bulunuyor. Acaba başkalarını suçlarsak biz de bu işin içinden sıyrılabilir miyiz? Farkına varmadan. Bazıları tazyik karşısında, bazıları da yapılan yanlışlıkları önde bu işi götüren insanlar hakkında gıybet gibi bir günah-ı kebair irtikab etmek, iftira gibi bir günah-ı kebair irtikab etmek hafizan Allah. Bir yönüyle icraat-ı ilahiyeye bazılarını ortak koşmak suretiyle şirke düşme manasında, hatta falan filan ölsün diye büyü yapma, 20 defa, 30 defa bazı kimselerin ölmesi için o serkarlar büyü yaptılar. El-işrakü billah ve sihr ve katlün nefs. Günah-ı kebairler sayılırken Allah'a eş ortak koşmak, melekler Allah'ın kızı demek, falanlar şunlar demek, müşrik bu. Ondan sonra adam öldürmeden evvel geliyor, sihir. Onu da mahsursuz görüyor. 20 defa yapıyor, 30 defa yapıyor. İstemediği insan ölsün, meydan ona kalsın, dediği olsun, başka sesler kesilsin diye. Hiç farkına varmadan yaptığı şeylerle kafir oluyor. Kafirin arkasından giden de başının çaresine baksın. Siz Allah'ın izniyle, inayetiyle başınızın çaresine bakan insanlarsınız. O çıktı. Allahümme iştiyakan ila likaik ve ila likai habibik tunina biha en iştiyakı masivak. Allah'ım aşkını, iştiyakını, sana mülaki olma arzusunu bizi delirtircesine gönüllerimize at. Namı celilini dünyanın dört bir yanında bütün insanlığa duyurma adına ölelim, ölelim, dirilelim. Ölelim, ölelim, dirilelim. Ölelim, ölelim, dirilelim. Varsın başkaları sizin yapmak istediğiniz şeyleri yıkmaya çalışsınlar. Bir hesap günü var. Her şey bugünden ibaret değil. Yarın var. Öbür gün var. Öbür gün var. Bir gün var ki فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zerre kadar atom ağırlığı şer yapmışsa onun karşılığını mutlaka görecektir. Onun için Allah'a gönül vermiş sizler, hiçbir şeyden endişe etmeyerek, gıybete tenezzül etmeyerek, bazılarını suçlamak suretiyle, bence teselli olma sevdasına düşmeyerek, yürüdüğümüz yolda Allah'ın izni inayetiyle dişimizi sıkıp, aktif sabırla, hareket halindeki sabırla, kıpırdanma sabrıyla, şimdi ne yapılır? Şimdi ne yapılır? Şimdi ne yapılır? Ayağıma zincir vurdular. Ellerim var ya, ellerime zincir vurdular. Başımı hareket ettirmem var ya, boynuma zincir vurdular. Dilimi hareket ettirme var ya, dilim ağzıma fermuar vurdular. Gözlerimle gözlerim irisini oynatarak bir şey ifade etmek var ya, hiçbir şey yoksa sükutla bir şey deme ifadesi var ya, buna kadar yolu var. Müminin yolu buraya kadar. Ne yaparlarsa yapsınlar, yürünen bu isabetli yolda, hak yolunda, peygamberler yolunda, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali yolunda Allah yürümede sabit kadem eylesin sizi. Bugüne kadar yürüttüğü sabit kadem kıldığı gibi Cenab-ı Hak bundan sonra dahi en küçük bir kaymaya maruz bırakmasın. Allahümme metaneten tuğnina biha enil ye'si ve zille.
Allah'ın bize bin metaneti tamme ihsan eyle ki her türlü zilletten, her türlü yeisten, ümitsizlikten halas olalım, kurtulalım. Allah sizi sağlam yüreklerinizle kıyamete kadar payidar eylesin. Farkına varmadan sadece şahsını kurtarma adına 100 tane insanın adını veren insan oldu. Zaten böyle bir şey de yetiyordu. Onu da tanıyorum. Tanıyorum demek yetiyordu yani. Mesela bir şey diyeyim yani. Neredeyse soyadı Gülen olan insanlardan dışarıda kimse kalmadı. Evet. Ölü olduğuna göre sen de Allah alem öyle düşünüyorsun. Ama ben ailem içinde zannediyorum. Hani sizin okuduğunuz, ettiğiniz şeylerin 5 satırını bile okunmamış olan insanlar vardır. Kadınlar bile, 80 yaşındaki kadınlar bile gaybubet ediyorlar. Aman şeytanlar çarpar diye gaybubet ediyorlar. Öyle bir hal oldu. Hafizanallah.